Bu akşam Sinan Bey ile beraber, Profesör Sinan Canan ile beraber bizim Twitter üzerinde uzun zamandan beri devam eden bir beyin hücresi tartışması vardı. Onu bir sonlandırmak istedik. Aslında biz kendi aramızda sonlandırdık. Çünkü Sinan Bey ile biz yaklaşık 1,5 saattir sohbet ediyoruz. Dolayısıyla o problemi yeniden çözüyormuş gibi yapacağız. Ama kendi içimizde aşağı yukarı sonuca ulaştık. Çünkü zaten bilimsel konularda tartışma ancak belli kriterlerle olur ve gerçekten onu tanıdığıma çok mutlu oldum bu arada. Şimdi Sinan Bey'e ben boş bir zaman bırakıyorum, 10 dakika. İsterseniz bu konuyu hemen geçelim. Söylemek istediğiniz başka şeyler varsa onları da konuşabiliriz. Öncelikle Sinan'ın çok mutlu oldum. Yani böyle tartışmaların böyle şeylerin vesile olması çok güzel. Neuroscience'ı biraz daha sevmeye başladım bu konuyu. Uzun süredir çok da aktif olarak ilgilenmemiştim. Bir de hani bu konu özellikle önemli çünkü benim ilk bilimsel çalışmalara başladığım alan buydu. Stereoloji diye bir alanla uğraşıyordum ben işte yüksek lisans döneminde. Hücre saydım ben, yani bu hep derslerde şeylerim, bu saçların çoğu laboratuvarda hücre sayarken döküldü falan diye. Şimdi hücre sayısı meselesi biraz problemli bir konu ama özellikle bizim Twitter'da bahsettiğimiz o sayılar aslında benim için ekstra bir öneme sahip. Orada bir başka arkadaşımızın muhtemelen daha önce benden duyduğu bir rakamı tekrarlamasını ama ön takısını yanlış kullandığı için bir farklı şekilde büründürdüğü bir durum söz konusu. O da şu, erkek ve kadın beyninin neokorteks dediğimiz dış tabakasında biraz nöron sayısı farkı var. 1998'de yapılan bir çalışmaya göre. 98'de yapılan bu çalışmada hücre sayım tekniğinde hani bilimsel literatürde işte altın standart diyebiliriz, stereoloji diye bir sayım yöntemine dayanıyor. Son derece bıktırıcı, hani detaylarına herhalde burada girmek istemeyiz ama şöyle bir durum var. Biyolojik dokular çok karmaşık olduğu için böyle kestiğinizde ancak kesitlerinde kargacık burgacık görüntüler görebiliyorsunuz. Ve bunlardan sayı hesaplamak hani bir 100-150 yıldır en çok zorlandığımız konulardan biri. Ben mesela ilk yüksek lisans tezimi çalışırken ona getirilen en yeni çözümlerden biri buydu. Şimdi ise daha farklı mesela otomatize teknikler ya da işte bu modelleme teknikleriyle hücreleri falan sayıyorlar. Zaten böyle yöntemler var. Fakat 3 aşağı 5 yukarı en son işte senin meselelerine de baktım. Tekrar literatürü bir daha şöyle bir tazelemiş olduk. Neokorteksteki yani beyin kabuğundaki hücre sayısı konusu yine yaklaşık aynı range'da. Yani 15 ila 20 milyar arasında bir şey rapor ediliyor kabaca. Bunu özellikle benim mesela halka açık beyin sunumlarında anlatmamın aslında bir nedeni var. Öncelikle bu farklı bir espri konusu yapıyoruz. Erkekle kadın arasındaki hücre sayısı farklı çünkü insanların hoşuna gidiyor. Ama sonra kadın beyninin çok üstün yeteneklerinden bahsedince bu sinir hücresi sayısının çok da önemli bir şey olmadığı mesajını veriyoruz aslında. Hani biyolojinin sayıyla çalışmadığı, daha ziyade bu hücreler arasındaki bağlantı ve bağlantıların kalitesi hani üzerinden bir takım mesajlar vermeye ve işte donanım ne olursa olsun onun yapabileceği işin sınırı olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Son yapılan çalışmalara göre evet ortalama bütün beynimizde 86 milyar civarında hücremiz var. Bu 2014 sanıyorum. 2009 yayını. Orada da bir süspansiyon haline beyni getirip sayma şeklinde yapılan bir teknik var. Suzana Herkülhan'ın evet, bu TED'de olan konuşması olan. Dediğim gibi hani benim açımdan tanışmaya vesile olması, bir de Türkiye gündeminde nöron sayısını merak ediyor olması da ayrı bir gurur verici şu anda. Hani takip edenler de var bu muhabbeti. Ama her şeyden önemlisi 140 karakterin sınırlarını aşıp da tanışmak ayrıca güzel. Bilmem, ekstra ilave etmem gereken bir şey var mı? Vaktimiz var. O yüzden şöyle bir şeye gidelim. Burada aslında erkek beyni, kadın beyni ayrımının ben çok anlamsız olduğunu düşünüyorum. Birincisi total hücre sayısında yani 86 milyarda bir farktan söz edilmiyor zaten. İkincisi kadın beyni ve erkek beyni aynı değil tabii ama Doktor Kerem'in sunumunda anlattığı şekilde değil bu durum. İşletim sistemleri daha farklı. Bu da çok normal. Çünkü erkek beyninden çok daha iyi düşünmek, çok daha iyi seçmek zorunda. Aynen. Dolayısıyla bir karar verirken çok daha detaylı karar verebilmek üzere organize olmuş. Bu bizler ise
Yine hormonların da etkisiyle, çünkü çoğunlukla hormon etkisiyle gidiyor bu iş. Daha birbiriyle mücadele eden, bir fikir üzerinde inatlaştığı zaman o fikre tamamen sabit kalan bir yapıya sahibiz. Bunun da nedeni aslında iki erkeğin bir kadını elde edebilmek için, hani şey olduğumuzu düşünelim, keçi olduğumuzu düşünelim, kafa kafaya çarpışması ve birinden birinin ölmesi gerekiyor ki güçlü olan taraf müstakbel baba olsun. Bu hormonlar hala kızgınlık zamanında, sinirlendiğimiz zaman ya da birini etkilemek istediğimiz zaman hala aynı şekilde aktif. Ama burada söz konusu olan şey şu ki, kadın beyninin çalışma sistemi, işletim sistemleri farklı. Evet. Evet, belki bilgisayar gibi düşünürsek, belki içindeki çipler benzer olabilir, belki içinde kullanılan malzeme benzer olabilir ama içindeki işletim sistemi tamamen farklı. O da nasıl bir şeydir? Biz bir gömlek alacağımız zaman, mavi bir gömlek alacağımız zaman gideriz mağazaya, mavi bir gömleği alır ve çıkarız. Bir kadın mavi gömlek alacağı zaman mavinin tüm tonları üzerinden önce düşünür. Ondan sonra evdeki diğer eşyalarına, kıyafetlerine uyup uymadığını düşünür. Hepsini kabul etsek bile en sonunda en yakın arkadaşı Ayşe'de aynı gömlekten olup olmadığını da düşünür. Dolayısıyla bu kadar detaylı düşünmek için beynin içinde de bir takım değişiklikler olmuş. İşte iki beyin bölgesini birleştiren korpus kallozum biraz daha kalın kadınlarda. Kadınların beyin içindeki hücrelerinin birbirleriyle bağlantıları daha fazla. Evet, hep herkeste 86 milyar hücre var ama bunların bir bölümü aynı şeyleri, bütün gün klişeyle konuşan insanları düşün. İşte sabahtan akşama kadar aynen abi, aynen abi diye cümleyi kurabilen ya da bütün gün aynı geyiği döndürebilen insanları düşünürsen bu insanların nöronları birbirleriyle çok fazla birleşmiyor. Ve bu şekilde kalıyor. Halbuki ve erkekler buna daha yatkın, daha ezberden davranıyor. Bunun yapısal da bir aslında arka planı var. Bu anne karnında işte erkek bebek oluşmaya başlarken işte salgılanan testosteron erkeklik hormonunun beyin gelişiminde bir farklılık yarattığı söyleniyor. O hatta işte hamile farelerde testosteron verildiği zaman deneysel olarak hayvanlara aynı değişimi onlarda da görüyorsun. Bu erkek beynine işte otistik beynin bir tık gerisi falan diyorlar. O çalışmalardan geliyor bu. Erkek beyninin sol hemisferi biraz daha az gelişmiş doğuyor doğduğu zaman. Yani gelişimini tam tamamlamadan doğuyor. Testosteronun böyle bir etkisinden bahsediyorlar. Beynin sol tarafına spesifik bir etki. Şimdi bu zaten olunca erkeklerde bu daha sonraki sinaptik budanma dediğimiz o beynin olgunlaşması sırasındaki kabuğun incelmesi hadisesi hani dişilere göre biraz daha yavaş ilerliyor gibi bir durum var. Muhtemelen bu kabuk bölümündeki nöron sayısı farkı belki buradan kaynaklanıyor. Bir de iki hemisfer arasındaki bağlantı işte konnektom çalışmalarında var. Kadınlarda daha yoğunken erkekler evet. Aynı hemisfer arası bağlantılar. Yani bu tekrar söyleyeyim yapısal olarak aslında donanım işte et donanım yani sonuçta ikisinde de benzer şeyler var. Kelebek etkisi misali çok ufak farklar var. Bu ufak farklar işte o davranışta özellikle bu işte milyonlarca yıllık arge sürecinin sonucu olarak bize hani çok ciddi farklılıklar olarak aslında geri dönmüş. O dişinin seçim yapması, erkeğin kendini beğendirmesi süreci aslında bu beyindeki modifikasyonla da birebir uyumlu. Yani bunu tekrar söyleyeyim. Mesela işte Kerem Bey'in o sunumda biraz da fazla espriyle karıştırarak anlattığı bir durum var. Yani ben açıkçası onun öyle anlatılmasına da çok taraftar değilim. Çünkü orada insanlara vermemiz gereken bizim nöron sayısı mesajı değil. Ya da bir nöron sayısı üzerinden hani bilimle ilgisi olmayan insanlara bir şey anlatmanız gerekmiyor. Esas önemli olan orada bağlantı sağlığın ve hücre sayısı ne olursa olsun bu sistemin ne kadar büyük bir gelişim ve plastisite kapasitesine sahip olduğunu açıkçası bence bu mesajı vermek lazım. Herkesin ne kadar gelişebilir, işte süper bir beyne sahip olduğunu anlatmak bence çok daha işe yarar bir şey. Ama bu muhabbeti de açtığın için teşekkür ederim. İyi oldu yani. Aslında son herhalde bitiriyoruz yavaş yavaş. Kadın ve erkek beyni arasındaki bir iletişiminde bir önemli bir konu var. Kadınlar erkeklerin IQ'larını azaltıyorlar. Kafa böyle, direkt duruyor diyorsun yani. Şöyle azaltıyorlar. Daha az düşünür olup daha fazla tehlikeler göze almaya başlıyoruz. Aynen.
Yani aslında bakarsan zavallı mahluklarmışız da böyle bir şey çıktı şimdi ortaya. Ya değiliz tabii tam olarak ama kadın ve erkek beyni hiçbir zaman aynı değil. Çünkü yapılış şekilleri farklı. Ama sen görüntüleme çalışmalarını çok sevmiyorsun. Öyle bir çalışma vardı. Bilmiyorum ne kadar valide edildi. Bu hoş bir mesela kadın gördüğü zaman bir erkek ya da dekolte ya da erotik bir uyaran. Mesela o şeyle amigdala, efendim bu limbik sistem dediğimiz heyecansal bölgelerle ön beyin arasındaki bağlantılardan dolayı kısa bir süre bu ventromedial prefrontal korteks duruyor mesela. Limbik sistem çok meşgul olunca orası çok fazla çalışmıyor. Muhtemelen onunla ilgili herhalde. Tabii ki. Daha güncel hayata alalım. Kafa kafaya çarpışmalar erkeklerde daha çok oluyor. Evet. O da işte testosteron etkisiyle direkt vazgeçmemek ve sonuna kadar gitmek. Sonunda toparlıyoruz. Beyinde evet. Toplamda 86 milyar nöron var. Kadın ve erkek beyni arasında öyle 4 milyarlık bir fark yok. O eski bir araştırma söylediği gibi Sinan Bey'in. Yenilenmedi yalnız, onu da ilave edeyim. Eski sistemde bu şekilde sayılıyordu, tek tek sayılıyordu ve orada sayı problemleri var. Ayrıca o araştırmada da 32 kadın, 60 erkek var toplamda. Dolayısıyla buna güvenerek bizim 4 milyar fazla hücremiz var gibi bir şeye çok inanmıyorum. Bir şey daha ilave edeyim. İnsanlar arasında, bireyler arasında %20'ye yakın fark olabiliyor insanlarda. Tabii varyasyonu çok yüksek de bir şey. Tabii. Hani böyle kolay tespit etmek pek de mümkün olmayabilir. Geldiğin için çok teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bu işte burada bitti bu konu, bu tartışma. Bundan sonra sorusu olan olursa Twitter üzerinden yanıtlarız. İyi akşamlar. İyi akşamlar.